Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Sizlere bugün internette hatta Pinterest'te gördüğüm bir çantanın modelini yapmaya çalışacağım. Loren polyester soft makrame ipim. İki renk kullanacağım. Önce kahverengiyle başlayalım. Tığım 5 numara 3 milimetrelik bir tığ. Daha kalın tığ da kullanabilirsiniz ama biraz sert olsun diye. Yani ipe göre bir tık daha ince tığ kullanıyorum ben. Şöyle başlayalım. Sihirli halka yapıyorum. Şuradan ilmeğimizi alalım. İki tane zincir çekelim. Tığı bir kez dolayıp halkanın içine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Şöyle. Zincirle birlikte iki oldu. Üç. 4 5 6 12 tane trabzan yapacağız. 7 8 kalın ve sert bir ip. 9 10 11 ve 12. Şimdi 12 trabzanı yaptık. Şu ipimizi sıkıca çekiyoruz. Bayağı bir sıkı çekiyoruz bunu. Geliyoruz şimdi. İlk yaptığımız şu trabzanın tepesine batarak şu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi çantanın iki kenarı yuvarlak olacak. Bu iki kenarını kahverengiyle öreceğim. Sonra orta kısmını öreceğiz. Evet. Buradan iki tane zincir. Şimdi aynı yere batıyoruz. Bir yuvarlak oluşturacağız şu an sadece. Aynı yere battım. Bir trabzan daha. Her bir yuvaya şu başak tanesi gibi görünen yerler, ne kadar net görünüyor şu an bilemedim. Şöyle tepede görünen başak tanesi gibi görünen her bir yer bir yuva. Her birinin üzerine iki tane trabzan yaparak dolanıyoruz. Hepsine iki defa batıyoruz. 12 yaptık. Sonra 24 tane trabzanımız olması lazım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. 9, 10. Her çiftte ikinciyi batıyor olmamız lazım zaten. 11, 12. 13 14 Evet, şu ipimizi dik koysak daha iyi olacak herhalde ama dik de durmuyor. Birazcık bırakalım. Kaç dedik? 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Şimdi son yuvaya geldik. 23 ve 24 diyelim. Bunu her sırada böyle saymamıza gerek yok aslında. Şimdi ilk yuvaya yine ilk yuva dediğim şurası ilk görünen şu başak tanesi şuraya batıyorum. Birleştiriyorum. Tekrar iki zincir. Şimdi aynı yeri birleştirdiğimiz noktaya tekrar batıyorum.
Şimdi bir çift bir tek olarak gideceğiz. Bu yaptığımız çift birleştirdiğimiz yerde bir zincir çektik. Aynı yere batarak bir tane daha yaptık. Bir sonrakine bir tane yapıyoruz. Bir sonraki yuvaya batıyoruz. Bir tane. Şimdi bir sonrakine giriyoruz. İki tane. Aynı yere iki tane. Bir sonrakine bir tane. Diğerine iki tane. Bir sonrakine bir tane. Dediğim gibi bir çift bir tek. Bir çift bir tek. Karıştırırsanız şöyle belli olur zaten. Bir yere iki tane battığımız. Şimdi çift. Bir, iki. Şimdi tek. Bir tane. Sonra çift. Bir, iki. Evet, şimdi böyle bu şekilde dolanalım. Buraya kadar gelelim. Evet, sona geldim. Şimdi en son çiftimi yaptım. Burada bir tane daha yuvam var. Çiftle başlamıştık. Burada tekle bitmem lazım. Bir tane tek yapıyorum. Yine geliyoruz şuradaki. Şöyle bu başak tanesini takip edin. 1, 2 diyelim. En baştaki trabzan diyelim ya da. Buraya sıkıca birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz yerden tekrar şimdi iki tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Aynı noktaya tekrar batarak bir çift yapıyorum. Şimdi bu sırada da bir çift iki tek, bir çift iki tek şeklinde ilerleyeceğiz. Bir tane çift yapacağız. İki tane tek yapacağız. Burayı çift yapmış olduk. Bir sonrakine giriyorum. Tek. Bir sonrakine giriyorum. Tek. Birer tane yaptım. Şimdi bir sonrakine iki tane yapıyorum. Aynı yere iki kere batıyorum yani. Bir. İki. Şimdi iki tane tek tek yapıyorum. Her bir yuvaya batarak. Bir. Bir sonrakine giriyorum. Bir. Buraya iki. Bir. İki. Evet. Şu ipimi biraz daha bırakalım şöyle. İki tane yaptık. Şimdi bir. Bir sonrakine batıyoruz. Yine bir. İki tane tek, bir tane çift. Şimdi çift yapıyorum. Aynı noktaya iki kere batıyorum. Şimdi bir. Tekrar bir. Sonra iki. Bir. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. Evet. Bir sırada böyle dolanalım. Başlangıç noktasına gelelim. Evet, tekrar başlangıç noktasına geldim. Şimdi 2 tane yaptım. Yani çift yaptım. Sona geldiğimde 2 tane tek yuvam olması lazım. Çünkü çiftle başladık. Tek. Buraya da batıyoruz. Tek yapıyoruz. Evet. Yine geliyoruz ilk şu trabzanın tepesine. Batalım. Birleştirelim. Şimdi arkadaşlar belli bir sayı yok elimde. Göz kararı ördüğüm için bakarak karar veriyorum. Bir sıra daha yaparsam daha güzel olacağını düşünüyorum. Bir sıra daha büyüteceğim şimdi. Yine aynı mantık. Bir çift iki tek gitmiştik alt sırada. Şimdi bir çift üç tek gideceğiz. İki tane zincir çekiyorum yine. Aynı yere batarak önce çiftle başlıyorum. Sonra üç tane tek yapıyoruz. Üç tane. Her bir yuvaya bir tane batarak tek yapıyorum.
Bir sonraki yuvaya şimdi çift yapıyorum. Aynı yere iki defa batıyorum. Sonra tekrar tek, tek, tek. Şimdi çift yapıyorum. Bir, iki. Evet. Şimdi çift yaptık. Üç tane tek yapıyorum. Bir, iki, üç. Şimdi çift yapıyorum. Aynı yere iki defa batıyorum. Tekrar 3 tane tek. 1. Bir sonrakine batıyorum. 1. Bir sonrakine batıyorum. 1. Şimdi çift. 1. 2. Evet, bir sırada bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sıranın da sonuna geldim. Sonuna geldiğimizde şimdi en son şurada çifti yaptığımda yine 1, 2, 3 tane yuvam olması lazım. Tekleri yapmam için. Sonunda 3 tane tekli bitiriyoruz. Yani 1, 2 ve 3. Yine geliyorum. İlk trabzan yuvasının üzerine batıyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekelim. Bunu aslında zincir çekmeden de yaparsak daha güzel olacak. Şimdi burada keseceğim ipi arkadaşlar. Şöyle keselim. Biraz daha uzun kesebilirdim. Şöyle bir iğne yardımıyla. Evet, biraz daha ipi uzun kesseydim iyi olacaktı. Her neyse. Artık şöyle idare edeceğiz. Bakın. Şöyle bir iğne yardımıyla bu tarafa doğru geçiriyorum. Kesme işlemlerini en son yapacağım. Çünkü ip böyle açılan naylon bir ip olduğu için kestikten sonra yakacağız oraları. Şurayı da sık iğne ile başladık. Pardon, sık iğne diyorum. Sihirli halka ile başladığımız için bu ipi de iyice sıkıştırıp şöyle ters tarafından doğru, bunu da iğne ile de yapabilirsiniz. İsterseniz tığla da yapabilirsiniz. Şöyle birazcık, pardon, gezdirmem lazım. Ama kameraya çarptım bir yandan da. Evet, iyice sağlamlaştıralım. Bunları dediğim gibi en son keseceğiz. Şöyle bir yuvarlağımız olması lazım. Şimdi bu yuvarlaktan iki tane olacak arkadaşlar. Hemen ikinciyi de örüyorum. Sonra çantanın gövde kısmına geçeceğiz. Evet, iki taneyi tamamladım arkadaşlar. Ben şöyle, ikisi de aynı boy, aynı şekilde ördük. Şimdi bunlar bir kenarda dursun. Şöyle iki renk daha getirdim bakın. Şu kiremit rengi bir renk ama kamerada kırmızı gibi durmuş. Şimdi kahverengiyle yine devam ediyorum. Orta kısmını yapacağız. Şöyle 31 tane zincir çektim. Yeterli olur diye düşünüyorum. 31 zincir. Zincirin üzerine şöyle tığ bir kez doladım. 1, 2, İkinci zincire batıyorum. Trabzan yapıyorum. Oval bir şekil yapacağız şimdi. Her bir zincire bir kez batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Zincir sonuna kadar. Bu şekilde zincir sonuna kadar trabzan yapacağız ve oradan
Döneceğiz. Zincirin diğer tarafına da trabzan yapacağız. Şimdi bu şekilde zincir sonuna kadar trabzanımızı yapalım. Evet, zincir sonuna kadar trabzan yaparak geldim arkadaşlar. 31 tane trabzan oldu. Şimdi buradan döneceğiz. Bu tarafa da trabzan yapacağız. Şöyle son zincire battım. Bir trabzanımı yaptım en son. Yine son zincire batarak aynı zincire batıyorum. Şöyle 1 2 3 hep son zincire battım. Şurayı iyice sıkıştıralım. 3 tane daha yaptım ve dördüncü yapıyorum şimdi. Evet, bu yeter sanırım. Şimdi son zincire bir tane yaptık. Yine son zincire 3 tane daha yaptık. Ve bir tane de dönüş için düşünün. Toplamda son zincirin içine 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi yine her bir zincirin karşılığına batarak, yani şuradaki her bir trabzanın karşılığına batarak diğer tarafa doğru yine trabzan yaparak ilerliyoruz. Şu şekilde şöyle yuvarlak yapmış olduk burayı. Yine ikili trabzan yaparak sonuna kadar devam edelim. Yine öbür köşede de son boşluğa fazla trabzan yaparak orayı da yuvarlatmamız lazım. İpimi yine attım. Şöyle devam edelim. Şurayı yuvarlak hale getirdik. Şimdi diğer köşeye kadar yapalım trabzanımızı. Evet, son trabzan karşılığına kadar yaptım arkadaşlar, bakın. Şimdi şurada dönerken oluşan bir trabzanımız var. Zincirden oluşan. Bunu bir kabul ediyoruz. Burada son zincir boşluğunda 5 trabzan vardı. Bunu bir kabul edersek buraya 4 tane trabzan yapıyoruz. Son zincir boşluğunun içine. 1 2 3 ve 4 diyorum. Aynı yuvarlaklığı sağlamış olacağız. Şimdi ip değiştireceğim. Fakat ipi değiştirirken şöyle düzeltelim. İpi değiştirirken direkt buradan sabitlemeyeceğim. Şöyle önce birleştiriyorum, bakın buraya. Yine keselim, biraz uzun keselim. Şöyle birleştirip çekiyorum. Sonra yine iğne ile bunu yok edeceğim. Şöyle geçirelim buradan. Bu tarafa doğru. Şöyle alttan girelim. Önce bir tane çekelim. Şu ipin tek kadına girmeye çalışıyorum. Tersinden doğru. Çünkü arkada ön yüzünde görünmesin diye. Evet, bir tane daha yapalım. Bunun sağlam olması lazım. Biraz daha çekelim.
Şöyle biraz daha kesebiliriz. Dibinden kesmiyorum yine arkadaşlar. En son dibinden kesip temizleme, yakma işlemi yapacağım için kalsın. Şöyle şimdi ipi birleştirirken buradan birleştirmeyeceğim. Şu dönüşlerimizin düzgün olması için kestiğimizde toz dökülüyor. Şöyle herhangi bir başka bir yerden şöyle şu kenardan girelim. Tabii tek renk de yapabilirsiniz. Yine aynı markanın şöyle bej rengim var. Bir tane de tarçın rengi var. Tamamen bunları kafama göre yapıyorum şimdi. Bir tane tarçına geçelim. Şöyle herhangi bir trabzanın üzerinden başlıyorum. Birleştirme noktam burası olsun diye. Giriyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Şimdi her bir trabzanın üzerine batarak devam ediyorum. Şu ipi de arada taşıyacağım. Şöyle. Evet, şöyle giriyoruz. Şu ipimizi de buradan alıyoruz. Her bir trabzanın üzerine bir trabzan. Bu kenarlarda herhangi bir işlemimiz yok. Sadece şu dönüşlerde fazladan trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Orayı yuvarlak döndürebilmek için. Böyle oval bir şekil oluşturacağız. Evet, koyudan açığa doğru gitsin. Sonra diğer renge geçeriz. Şimdi gelelim buraya kadar. Şurayı yine beraber dönelim. Evet, kenara kadar geldim. Şimdi şöyle geldiğimizde bakın trabzanların üstündeyim. Şu köşeye gelmedim. Şurada 3 tane fazladan trabzanımız var. Bu 3 trabzanın ortasına geldiğimizde yine oradan artırma yapacağız. Şimdi bir sonraki yuvaya batıyorum. Bir. Buraya tekrar bir tane daha yapalım. 2. Ortaya batıyoruz. 1. Aynı yere bir daha batıyoruz. 2. Şimdi bu yuvarlaklığı tamamen kendi elinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bir sonrakine geçiyoruz. 1. Tekrar bir tane daha yapıyoruz. 2. Şimdi 2, 4, 6 tane ile döndük. Şuraya geliyorum. 1. Şimdi 1 1 devam ediyorum. Bakalım şöyle bir kontrol edelim. İçeriye dönmemesi lazım. 2 2 2. Evet. Şimdi 1 1 devam edelim. Şimdi düzgün durmazsa söküp bir tane daha ikili yapabilirim orada. Evet, gayet iyi duruyor. Yine sıra sonuna kadar diğer köşeye kadar iki trabzan yaparak ilerliyorum şimdi. Pardon, iki diyorum. Yani ikili trabzan yaparak her yuvaya bir tane. Evet. Şimdi şuraya kadar tekrar gelelim. Evet, diğer köşeye kadar geldim. Şimdi tek trabzan yaparak 1, 2, 3 tane trabzanımız var. Şu yuvaya 2 trabzan yapıyoruz yine. 1, aynı yere tekrar batıyoruz. 2. Şimdi bir sonraki yuvaya yine 1,
2. Diğer yuvaya geliyorum. 1 ve 2. Şimdi tek tek yaparak devam ediyorum. Şurası birleştirme noktamdı. Onun için orada birazcık sertlik oluştu. Evet, döndük. Yine geliyoruz şimdi birleştirme noktasına. Son yuvaya da yaptık. İlk trabzanın tepesine şöyle şu yuvaya batarak şu şekilde sıkıca kilitliyoruz. Şimdi bir sıra daha bu renkle devam edelim. Tabii ben bu renkle devam ediyorum. Siz istediğiniz rengi geçebilirsiniz ya da tek renkle gidebilirsiniz. Yine ikişerli trabzan yaparak, ikili trabzan yaparak, niye hep ikişerli diyorum bilmiyorum. İkili trabzan yaparak devam ediyoruz. Zaten komple bu şekilde büyüteceğiz bunu. Sadece dediğim gibi şu oval bölümü oluştururken dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi geliyorum yine buraya kadar. Evet, diğer uca kadar yine geldim bir sıra. Buraya kadar geldim. Şurası çift battığımız yer. Bu çift battığımız yerin arasına giriyoruz. 1 2 çift battığımız şu iki trabzanın arasına iki tane yaptık. Şimdi bir sonraki araya giriyoruz. 1 2 Bir sonraki araya giriyoruz. 1 2 Diğer yuvaya giriyoruz şimdi. 1 2 Şurası da çift battığımız yer. Onun arasına da giriyoruz. 1 2 2, 4, 6, 8, 10 tane yapmış olduk. Şuradan itibaren her birine 2 defa trabzan yaptık. Şimdi yine birer tane yaparak devam ediyoruz. Her bir yuvaya birer tane trabzan yaparak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde dolanacağız. Yine tekrar birleştireceğiz. Evet, diğer uca kadar şimdi geldim. Şuraya kadar geldim yine tek trabzan yaparak. Şimdi bu köşeyi de aynı şekilde bakın. Burada çift, 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 3 tane çift yapmışız. Burada da aynı şekildeydi bakın. Çift, çift, çift. 3 tane çift yapmışız. Üzerinde ne yaptık? Şuraya kadar tek tek geldik. 1 çift, 2 çift, 3 çift, 4 çift, 5 çift. 5 tane çift yaptık. Her bir yuvaya battığımızda zaten 5 tane çift yapacak. Şimdi hemen sıradaki yuvaya bu iki çiftin arasına batıyorum. 2 tane. 1 2 Diğer yuvaya batıyorum. 1 2 İkinci çiftimizi yapmış olduk. Bir sonrakine batıyorum. 1 2 Evet, üçüncü çifti yaptık. Bir sonraki yuvaya batıyoruz. 1 2 Dördüncü çifti yaptık, değil mi? Şöyle bakın tekrar. 1 2 3 4 Evet, dördüncü çifti yaptık.
Şimdi 5. çift yapıyoruz. Bir sonraki yuvaya 1 2. Sonra tek tek devam ediyoruz. 1 1 1 1 yaparak her yuvaya başlangıç noktasına geldik. Evet. Büyüdükçe elimdeki sertleşti. Tutmakta zorlanıyorum şu anda. Evet, 1 1 sona geldim. Burada da tam şuraya tekrar batıyoruz. Ve ilk tırabzanın tepesine girip şöyle birleştiriyoruz. Burada bir tane zincir çekebiliriz. Pardon arkadaşlar, çekebiliriz derken yine kameraya vurdum. Bir tane zincir çekebiliriz. Şöyle kapatabiliriz. Çünkü buradan tekrar ipimizi takacağız ya. Takıp bu ipi şöyle örerken gizleyebiliriz. Şöyle küçük bir ovalimiz oluştu. Burası da tamam. Yani örüş şeklimiz bu. Oval, büyük bir şekil oluşturacağız. Sonra da bunları bu kenarlara dikeceğiz. Ama tabii daha bu çok küçük. Biraz daha öreceğiz. Şimdi diğer rengi geçelim. Diğer rengi işte buradan takıyorum. Bunun üstünde şekiller, değişik örgüler deneyebilirsiniz. Mesela şimdi bunu geçtiğimde şöyle alalım şuradan. Hemen bir iki zincir çekiyorum. Şimdi şu iki ipi burada gizlemeye çalışacağım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Şöyle batalım, mesela sondaki ilmeği alalım. Evet. Şurada boşluk oluşmaması lazım. İşte kesince oluşmuyor. Şimdi orada boşluk oluşuyor. Bir de zincir çektik. Şöyle yapalım. Hemen şu kestiğimiz yere batalım. Evet. Arkadaki iki ipi de gizlemeye çalışıyorum bu arada. Bakın şimdi şeye batıyorum. Trabzana şöyle batmıyorum. Hani şöyle iki ilmeği alarak batmıyorum. Görünüyor mu oradan? Şuradaki arkadaki tek ilmeği alarak batıyorum. Şunları gizliyorum. Böyle değişik varyasyonlar yaratabilirsiniz. Yani sonuç olarak dümdüz öreceğiz. Böyle örersiniz. Alttan batarsınız. Sık iğne yaparsınız. Bir şekilde bir oval oluşturacağız. Sadece köşelerin dönmelerine dikkat etmemiz yeterli. Şimdi şöyle bakıyorum ben. Ben de sizinle birlikte ördüğüm için olacak mı olmayacak mı aslında bilmiyorum. Çanta olacağı için de şöyle tek ilmeğe battığımızda boşluk oluşmamasını istiyorum. İp sert. Evet, çok fazla bir boşluk oluşmuyor. Örebilirim. Sondaki ilmeğe giriyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Şu iplerimizi de mümkün olduğunca taşıyoruz ileriye kadar. Şimdi buraya kadar taşıdık, yeterli. Sonra dediğim gibi kesmiyorum onları. En son kestiğimde uçlarını keseceğiz. Şöyle bakın. Şuradaki ilmeklerin bu tarafta kalanına batıyorum. Bu da ayrı bir doku oluyor burada. Yine ikişerli trabzan yaparak devam ediyoruz. Şu köşeyi de birlikte dönelim. Thank you.
Evet. Tek kata, pardon. Tek kata gelince örmesi biraz daha kolaylaştı sanki. Şimdi çifte nereden başlamışız? Şuradan başlamışız. Şuradaki yuvaya da giriyorum. Şimdi tekrar yine aynı şekilde bu taraftaki ilmeği alarak buradan çift yapmaya başlıyoruz. Bakın şurası çiftimiz zaten. Hemen çiftin üstüne geldik. Bir, aynı yere batıyoruz. 2. Bir sonrakine geçiyoruz. Yine şöyle arkadaki ilmeği alıyoruz. Birinci çifti yaptık. İkinci çifti yapıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Üçüncü çiftimizi yapıyoruz. Sonra bir sonrakine geçiyoruz. Dördüncü çiftimizi yapıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Beşinci çiftimizi yapıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Altıncı çiftimizi yapıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Yedinci çiftimizi yapıyoruz şimdi. Birer çift artarak devam ettik. Evet. Yani baktınız gerdiriyor. Ya da işte şapkalaşıyor. Bir çift daha buradan arttırabilirsiniz ortada, ama iki tarafta aynı olması gerekiyor tabii ki. Şimdi 5 çiftin üstüne 7 tane çift yaptık. Sonra tek tek örüyoruz yine. Her bir yuvaya derken yine sondaki ilmekleri alıyorum bakın burada. Böyle örme şekli daha kolay geldi. Diğer sıralarda da sanıyorum böyle öreceğim. Sondaki ilmekleri alarak. Şimdi birkaç sıra bej rengiyle gitmek istiyorum. Sonra tekrar kahverengi, sonra tekrar kiremit rengine geçerim. Şimdi bu şekilde ölçü veremiyorum. Şu kadar büyütün diyemiyorum. Şimdi bu videoyu burada keseceğim. Bir sonraki videoda örmeye devam edeceğim tabii ki. Bir sonraki videoda kaç sıra yaptığımızı, ölçüsünün ne olması gerektiğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. İnşallah o videoda da dikeriz. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkar. Yani benim gördüğüm model çok güzeldi. Resmi çok güzeldi. Ben de yapmaya karar verdim. Bakalım becerebilecek miyim? Şurayı da beraber dönelim. Şimdi şuraya kadar geliyorum, birlikte dönelim. Evet, şimdi geldik yine diğer köşeye. Buraya kadar tek tek yaptık. Şurada ikilimiz başlıyor. Şuraya iki tane yapmış. Hemen bunun üzerinden çiftleri yapmaya başlıyoruz. Yine sondaki ilmeğe giriyoruz. Birinci çiftimiz aynı yere batıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. İkinci çifti yapıyoruz. Çift dediğim yani aynı yere iki kez batıyoruz. İkinci çiftimizi yaptık. Şimdi üçüncü çifti yapıyorum. Sonrakine geçiyorum. Dördüncü çift. Bir, iki, üç. Bir sonrakine geçiyorum. Beşinci çift. Bir sonrakine geçiyorum. Altıncı çift.
1, 2, 3, 4, 5, pardon. 5. çifti yaptım. 6. çifti yapıyorum şimdi. Ve 7. çift. Şöyle 7. çifti yaptığımızda alt sıradaki son çiftin şöyle şu üzerindeyiz. Burada da öyle olmuş mu? Tekrar bir daha bir kontrol edelim. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. çifti yaptığımızda onun üzerindeyiz. Şu oval kısımlar çantanın üst kısımları olacağı için şuraya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir bir devam edelim. 1. Şurada çifte erken mi başladım diye bakıyorum. Yok, doğru yerden başlamışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, doğru. Şimdi tek tek gidiyoruz. Son yuvaya da geldim. Bir de burada birleştirmeye dikkat edelim arkadaşlar. Bir arası ayrı kalmasın. Şöyle ikisini birden batarak şimdi birleştiriyorum. İp geçişlerinde şurada kesmedim, zincir çektim ama onu yapmayalım biz. Şurada yaptığımız gibi bakın daha düzgün durdu. Keselim. Kesip tekrar ipimizi takalım ip geçişlerinde. Şöyle iki tarafın katladığımızda ovallik kısmı ikisinde aynı olması lazım. Yani biri geniş, biri dar, biri uzun olmaması lazım. Aynı şekilde olması lazım. Şimdi bu şekilde örerek ben bunu büyüteceğim. Şimdi videoyu burada durduruyorum. Bırakıyorum daha doğrusu. Bir sonraki videoda kaç santim ördüğümü ya da kaç sıra ördüğümü sizlere göstereceğim. İnşallah güzel olur, beğenirsiniz. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.